Herkese Isaac Türkiye ilham veren konuşmalara hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir yeni videomuzu daha çekiyor olacağız. Bugün Yaya Agency'yi ve onun kurucusunu tanıyor olacağız. Ben Özge, Isaac Türkiye Genel Merkezi'nde Partnerlik Geliştirme Direktörü olarak görev alıyorum. Kendimi tanıtmanın ardından bugün aslında asıl konumuz olan Yaya Agency ve Yalın Bey'e dönebiliriz. Yalın Bey, sizi birazcık tanıyabilir miyiz acaba? Teşekkürler Özge. Merhabalar, ben Yalın. İsmim Yüregil, soy ismim Yüregil. Adanalıyım. Şu anda Prag'dan konuşuyorum Özge ile beraber. Yaklaşık 2007 yılında Prag'a geldim. Bir Isaac stajyeri olarak. Öncesinde de zaten aktif olarak bir Isaac'liyim. Çukur Üniversitesi İBF Fakültesi İktisat'ta okudum. Okumaya çalıştım. Ve okurken de Isaac Adana Şubesi'nde görev almaya başladım. Ondan sonra 4 yıl Isaac Adana Şubesi'ndeydim. 2 yıl Isaac Türkiye Genel Merkezi'ndeydim. En son 2004 yılında Türkiye Genel Başkanlığı'nı yaptım. Sonra Prag'a Isaac stajyeri olarak geldim. O dönemden beri de Prag'da yaşıyorum. Hoş geldiniz tekrardan Yalın Bey. Aslında Isaac Alümnisi olarak liderliğe bakış açınızı öğrenerek başlamak istiyorum sohbetimize. Sizin liderlik bakış açınız nasıldır, nedir? Vallahi Isaac'li olduğumuz için ve yıllarımız Isaac şubelerinde geçtiğinden dolayı liderlikteki benim bakış açım şu: bir işi kendiniz yapmıyorsanız eğer ve başkalarının yapmasını istiyorsanız siz lider değilsiniz. Siz yöneticisiniz demektir. Yani eğer bir işi gerçekleştirin, liderliğin ilk baştaki başlangıcı bence o işi kendinizin yapabiliyor olmasıdır ve sizin ilk başta bunu gerçekleştiriyor olmanızdır. Bence liderliğin en önemli ve ilk başlangıç prensibi budur. Ve bu da zaten tüm dünyada ya da hayatımda diyeyim liderlik bakış açımı oluşturan ana maddelerin en başında gelmektedir Özge. Kesinlikle öyle. Peki Yaya Agency nasıl oluştu? Oluşumundan kısaca bahsedebilir misiniz bize? Tabii. Şimdi Yaya Agency'nin oluşmasının açıkçası benim Isaac stajı ile çok bağlantısı var. Ben buraya Isaac stajı olarak geldiğim firmanın startup bayı olarak, yani farklı ülkelerdeki şubesini kuran bir çalışan olarak çalışmaya başladım orada. 3 aylık Isaac stajı, sonrasından uzadı, büyüdü, 6-7 yıllık bir iş sözleşmesine döndü. Dünyanın en uzun Isaac stajı diyorum ben buna. Ve ben orada da o şubenin, o şirketin farklı ülkelerde şubelerini kurup geliştiriyordum. Ve bu da benim sonrasında kendi iş fikrimi geliştirmeme döndü. Ve ben dedim ki ben bu işi gerçekten çok fazla sevdim. Farklı firmalarla, farklı ülkelerde çalışmaya devam etmek istiyorum. Onların kuruluşlarını gerçekleştirmek istiyorum dedim ve Yaya Agency mantığı buradan başladı. Peki Yaya Agency şu anda ne yapar ve aslında hangi ülkelere dağılmış durumda? Bunu da sizden öğrenebilir miyiz? Tabii. Şu anda aktif olarak Çekya, Slovak ve Türkiye'de çalışıyoruz. Bu üç ülkede aktif olarak çalışıyoruz. Ne yapar? Bu ülkelerde şirket kurup geliştirir. Sadece resmi olarak şirketin kurulmasını yapmakla kalmaz. Aynı zamanda şirket kurulduktan sonra resmi prosedürlerini, muhasebesini, vergi danışmanlığını, iş geliştirme danışmanlığını, çalışanlara vizelerin alınması, sonrasında şirket daha da büyüdükçe şirkete müşteri bulunması, şirkete elemanların işe alınması, rekrutman ajansı olarak çalışması gibi tüm bu iş geliştirme faaliyetlerini yapan yayacağız. Çok teşekkür ederiz. Peki size sormak isterim. Şirkette en önem verdiğiniz şey nedir? Şirkette en önem verdiğim şey huzur ve mutluluk Özge. Yani açıkçası benim ve buradaki ofisteki çalışanlarımın kafaları rahatsa ve hani burada bu işi yapmaktan mutlularsa doğal olarak onlar da mutlu oluyor, ben de mutlu oluyorum, müşterilerimiz de mutlu oluyor, bizimle beraber çalışan tedarikçilerimiz, ortaklarımız da mutlu ve huzurlu oluyor. En önemli değer verdiğim şeylerden bir tanesi bu. Çünkü hiç önem vermediğim şey, hani sırf çalışmış olmak için, sırf daha fazla başarıya ulaşmış olmak için insanın huzurunu ve mutluluğunu kaçmasını hiç istemem yani. Çok haklısınız. Aslında burada da bize firmalara sunduğunuz değeri de değerden de bahsetmiş oldunuz. Bu da beni birazcık daha son soruma getiriyor. Çalışma ortamınızı soracaktım sizlere. İçerideki Yaya Agency'deki çalışma ortamı nasıldır diye. Birazcık bahsettiniz aslında çalışanlara bakış açınızı ve onların mutluluğunu ve huzurunu önemsediğinizden. Ama tekrardan detaylı şekilde duymak isteriz sizlerden. Çalışma ortamı nasıl diye mi soruyorsun? Evet.
Yani böyle rahat. Yani onlar şimdi böyle bir şeyimiz yok. Nasıl diyeyim? O koymaya çalıştığım bir kurallar düzeni, düzeni, sistemi böyle bir bakış açısı yok açıkçası. Yani bizim Prag'daki ofisimiz gayet küçük bir oda, bir ofisteyiz. Ve açıkçası yan odamızı da gelecek aydan itibaren Isaac Czech Republic kiralayacak. Onlar bizim buradaki bir yan odadaki çalışan arkadaşlarımız olacaklar. Burada Prag'da merkezde, Prag merkezde çok yakın bir yerde güzel bir lokasyonda ofisimiz var. Burada full time çalışan arkadaşlarımız var. Part time olanlar var. Öğrenci olup aynı zamanda stajyer olarak çalışanlar var. Aldığımız bir sürü bu yıllarda ve geçmiş yıllarda aldığımız Isaac stajyeri ya da Erasmus stajyeri var. Ve bazı çalışanlarımızın çoğunluğu da zaten eski stajyerlik bir ya da iki defa burada staj yapmış. Ondan sonrasında bizimle beraber full time olarak çalışmış olan arkadaşlarımız var. Genel olarak gayet genç ve dinamik bir ekibiz. Ve bu şekilde de devam edecek. Öyle de düşünüyorum. Burada hani benim micromanagement yapmam gibi bir durum söz konusu değil. Ve bu da en son yapmak istediğim şeylerden bir tanesi. Burada işte kendi geliştirdiğimiz sistemler aracılığıyla herkesin kendi taskını, projesini takip edip onun sonucuya ulaştırması, başarılı olması benim en fazla istediğim noktalardan bir tanesi. Benim için de bireysel olarak da zaten başarı bir firmanın ne kadar gelişmesi, ne kadar çok müşterisi olması değildir. Başarı buradaki insanların nereden başlayıp nereye gittiğidir bence. Çünkü o insanlar olmadan zaten bu diğer saydığım biraz önceki fazla müşteri edilmesi, fazla gelir elde edilmesi gibi şeyler zaten gerçekleşmeyecek. Onun için benim için başarı doğal olarak buradaki ofisteki birebir ortamla çok bağlantılı ve buradaki benimle beraber çalışan arkadaşların da büyük gelişmesiyle ilgili olan şeylerdir. Ben buradaki kurduğum ofis ortamında insanların hata yapmasını severim, hoşuma da gider. Çünkü bu da öğrendiklerinin bir göstergesidir. Hata yaparak, beraber geliştirerek, ilerleyerek büyüdüğümüz bir ortam var burada Özge. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederiz. Son olarak size aslında ulusal partnerimiz olarak sizin müşterilerinizin, sizin partner olduğunuz firmaların geri dönükleri nasıl oluyor? Sizde en çok sizi siz yapan özelliğinizi nasıl tanımlıyorlar? Bunu sormak isterim. O şekilde son verelim videomuza. Şimdi Özge, bizi biz yapan özelliğimiz burada birçok niş bir alanda bir iş yapıyoruz biz. Çok spesifik bir alan ve çok niş bir alan. Bu birincisi. İkincisi, bizi biz yapan özelliğimiz burada bizim açıklığımız ve güvenilirliğimiz. Ve sonuçta bir şirket bir ülkeden başka bir ülkeye açılması, burada bir şirket kurması, burada bir şube kurması, burada insanlar işe alması, bu uzun dönemli bir süreç. Bu bir uzun dönemli yatırım isteyen, uzun dönemli motivasyon isteyen, uzun dönemli bütçesi olması gereken bir süreç. Yani bu hemen böyle pırt diye iki günde yapabilecek bir iş değil. Onun için uzun dönemli beraber güvenebileceği, beraber işlerini geliştirebileceği bir ortak oluyor olmamız onlar için bence çok önemli. Ve ben de açıkçası hep kendimi de bu şekilde geliştirmek ve ofisteki çalışan arkadaşlarımı hep bu şekilde konumlandırmak istiyorum. Destek olduğumuz firmalar gözünden. Çok teşekkür ederiz Yalın Bey. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Ulusal partnerimiz olarak önümüzde güzel projelerimiz de olacak zaten ve ilerleyen zamanlarda da belki tekrardan yeni bir içerikle karşınızda oluruz diyebiliriz. Tekrardan katıldığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler Özgeciğim. Size de başarılar diliyorum.